Sevgili Çorumlular, insanın aynası işidir, lafına bakılmaz. Bizim de referansımız, eserlerimiz, yatırımlarımız ve eserlerimizdir. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu anlayışla son 21 yılda Çorum'a 96,5 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 1762 adet yeni derslik inşa ettik. Hitit Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda toplam 5972 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. İçinde 15.000 seyirci kapasiteli bir stadyumun ve 3500 kişi kapasiteli spor salonunun da olduğu 61 spor tesisi yaptık. Çorumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 milyar liranın üzerinde kaynakla destek olduk. Sağlıkta 825 yataklı Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere toplam 1760 yataklı 14 hastanenin de aralarında olduğu 30 adet sağlık tesisi inşa ettik. Çorum'da 3 sağlık tesisimizi yapmaya devam ediyoruz. Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nin eski yerindeki C blokta güçlendirme ve nitelikli hale getirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bu hastanemize 100 yataklı ek bina yapıyoruz. Böylelikle il merkezinde toplam 1025 yatak kapasitesine ulaşmış olacağız. Çorum'da 7000 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1133 konutun yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz 13 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %93,4'üne hizmet veriyoruz. Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizden ikisini bitirdik. Kalanları ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 59 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 372 kilometreye çıkardık. 40 dilim geçişi tünellerindeki yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu önemli projeyi inşallah önümüzdeki yıl içinde tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çorum, Laçin, Osmancık yolu. Çorum, Mecitözü, Amasya yolu. Çorum, İskilip yolu. İskilip, Laçin yolu. Kargı, Saraydüzü yolu ve Kastamonu hududu Osmancık Merzifon yolunun yapımına devam ediyoruz. Merakla beklediğiniz hızlı tren projemizin etüt proje çalışmaları bitti. Kırıkkale Çorum arasını 2024 yatırım programımıza aldık. Böylece hızlı tren projesinde en kritik aşama geçilmiş oldu. Hızlı tren hattının devreye girmesiyle Çorum bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan da İç Anadolu'ya hızlı tren hattıyla bağlanmış olacak. Çorum'a Koçhisar ve Oğuzlar barajları başta olmak üzere 15 adet baraj, 22 gölet, 23 sulama tesisi ve 72 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Bir baraj ve 8 gölet daha inşa ediyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 201 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yapımı devam eden tesislerle 100 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Koçhisar Barajı 75 bin dekar sulama
ve yıllık 15 milyon metreküp içme suyu ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Çorumlu çiftçilerimize son 21 yılda toplam 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği ve yatırım yaptık. Osmancık ve İskilip'e organize sanayi bölgesi kurduk. Bir teknopark, bir araştırma geliştirme merkezi açtık. Çorum'u temelini attığımız barut fabrikasıyla savunma sanayinin yeni merkezlerinden biri haline getiriyoruz. İstihdamı desteklemek için şehrimizdeki iş insanlarımıza 2 milyar lira tutarında prim teşviği desteği sağladık. Bu desteklerle şehrimizde 36 bin ek istihdam oluştu. Kültürde şehrimizin en önemli tarihi simgelerinden olan 7 asırlık Ulu Cami'yi restore edip tekrar ibadete açtık. Enerjide Çorum, Alaca, Aştagul, Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecidözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurlu'da doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki yıl Boğazkale'ye, sonraki yıl Düvenci'ye doğalgaz arzını sağlayacağız.